Vardar göçmeni Müftü Halil İbrahim Efendi'nin kızı Mefaret Düzün, Birinci Dünya Savaşı'nın patladığı 1914 yılında İzmir'de doğar. Kütahya Tavşanlı'da hakim olarak çalışan Türkiye'nin ilk kadın hakimlerinden Mefaret Hanım, 24 Eylül 1951 yılında Bodrum'a tayin olur. Keşiflere at sırtına gidip gelen Hakime Hanım, cesurluğu ve girişimciliğiyle kısa zamanda yöre halkının sevgisini kazanır. Ancak halkın gönlünde büyük sevgi kazanan Hakime Hanım, 1954 yılında intihar eder. Bir taraftan nişanlısının ölümünden sonra kendisini öldürdüğü dillerde dolanırken, bir başka söylenti ise aşık olduğu Bodrum savcısının kendisini terk ettiği şeklindedir. Ancak bilinen bir şey vardır ki o da ölmeden bir gece önce bestekar Zeki Duygulu'nun Milas'taki konserinde "Dur Kadınım, Çıldırtma Beni" adlı şarkıyı aynı programda 3 defa ister. Bodrumluları büyük üzüntüye boğan Mefaret Hanım'ın beklenmedik intiharından sonra... Tanıyor muyuz birbirimizi? Hayır. Öyleyse öfkeniz ne? Ne istiyorsunuz benden? Sadece yasaları uyguluyorum. Pek alıştığınız bir şey değil galiba. O göl benimdir. Atalarımdan kalmıştır. Belki 100 senedir babadan oğula geçe geçe bana kadar gelmiştir. Balıkçı gırgırları aldım. Balık tohumları ektim helikopterle, tuttu. Sahillerine makineler koydum. Ağaç tomruk kesmek için. Dünyanın parasını yatırdım oraya. Yatırmasaydınız. Bu kadar yıl ailece yatırdığınızdan da fazlasını kazandınız. Yetmiyor mu? İstersem çok uzar bu mesele. Uzatın. İtirazınız varsa başvurun. Danıştay'a kadar her yer açık. Halk sizi pek seviyor, bey diyor, beyimiz diyor. Aile adınız her yerde saygı görüyor. Her zamanda görecek. Peki, siz de yaptınız onların bu sevgi ve saygısına karşı. Bir okul mu? Yol mu? Çeşme mi? Hak ettiniz mi bu saygıyı? Bitti mi? Hayır. Siz hem saygısız hem de korkak bir insansınız. Bir kadınla konuşmaya bile adamlarınızla geldiğiniz için korkak, izin bile istemeden masama oturduğunuz için saygısız.